Beyler bayanlar selamlar. Bugünkü konumuz Cold War'la ilgili aslında. Nasıl Cold War'u ucuza alacağınızla ilgili. Bununla ilgili çok fazla yorum geldi ve bu videoyu artık paylaşayım dedim. Birazdan da size bazı sorular soracağım ve bu soruları da birlikte adım adım yanıtlayacağız. Bu soruları sakın 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 es geçmeyin. Dikkatli dinleyin. Çünkü yapacağımız işlemin farklı farklı yolları var ve bu yollarda vereceğiniz cevaplara göre tamamen değişecek. O yüzden dediğim gibi videoyu dikkatli izleyin ve ileri sarmayın. Sorulardan bir tanesini atlayıp ondan sonra "Ay ben böyle yaptım. Nasıl olur?" derseniz sorumluluk tamamen size ait. Neyse hadi geçelim bakalım videomuza. İlk sorumuz daha önceden Modern Warfare satın aldınız mı almadınız mı? Bunun cevabı çok önemli arkadaşlar. Çünkü buna göre işiniz ya çok kolay olacak ya çok zor olacak ya da hiç yapamayacaksınız. Birinci cevap. Eğer Modern Warfare'ı normal bir şekilde Euro olarak satın aldıysanız geçmiş olsun. Videoyu burada kesebilirsiniz, bırakabilirsiniz çünkü bu yöntem hiçbir şekilde işinize yaramayacak. Neden mi? Mantık çok basit arkadaşlar. Yine aynı Rus sistemiyle alacağız. Ama Rus sistemiyle Battle.net'i ayırırken ne olacak? Modern Warfare de bu sefer çöpe gidecek. O yüzden hani Modern Warfare'i çöpe atıp Cold War satın almak istiyorsanız ucuza tam kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi eğer Modern Warfare Euro olarak aldıysanız İkincisi arkadaşlar, Modern Warfare'i Rus yöntemiyle daha önceden aldıysanız en rahatı sizsiniz. Tek yapmanız gereken şey VPN'i açın, Battle.net'in web sitesine gidin ve normal bir şekilde hesabınıza giriş yapıp satın alın. Ruble olarak gözükmesine dikkat edin. Zaten bu şekilde yaptığınızda otomatik olarak alacaksınız. Ucuza almış olacaksınız. Peki üçüncü cevap ne? Ben Modern Warfare'ı hiç almadım. Tamam. Ona birazdan değineceğiz arkadaşlar. Diğer sorumuz. Daha önce bir unlink işlemi yaptınız mı? Eğer Modern Warfare'ı satın almak için unlink işlemi yaptıysanız ve beceremediyseniz en azından 12 ay geçmesi gerekiyor. Ve 12 ay geçmediyse arkadaşlar yine bu yöntem işinize yaramaz. Videoyu burada kesebilirsiniz. Burada bırakabilirsiniz izlemeyi. Eğer yapmadıysanız harika. Birazdan devam edeceğiz. Biraz önce demiştim ya, Modern Warfare'i almadınız. Şimdi ne yapmanız gerekiyor? Arkadaşlar Cold War'u satın alma yöntemi aslında Modern Warfare ile tamamen aynı. Daha önceden eğer seyretmediyseniz videoyu aşağıya açıklamaya bırakıyorum. 3 tane video var bununla ilgili. Bir tanesi Modern Warfare'in nasıl ucuza alınca, diğeri uzun yolu arkadaşlar, uzun uzun nasıl link yapılır, nasıl unlink yapılır, hepsini bunları bahsediyorum. Üçüncü yöntem ise unlink yöntemi değişti. Artık canlı desteğe bağlanıyoruz ve onda canlı destekten unlink yapmamız gerekiyor. Bu üç videoyu da sizden ricam, seyredin. Yöntemin nasıl olduğuyla ilgili bir kafanızda fikir canlansın. Şimdi ne yapıyoruz? İlk öncelikle normal Activision'ın sitesine gidip oradan link ve unlink olaylarını yapmanız gerekiyor. İlk unlink olayını yapın. Çünkü artık canlı destek bazen onay vermeyebiliyor. Canlı desteğin onayına kalmış durumdayız. Eğer onay alamazsanız ve unlink yapamazsanız bu sefer Cold War'u satın almanıza gerek yok. Çünkü hesabı birleştiremeyeceksiniz. Boşu boşuna iki tane farklı hesap olmuş olacak. O yüzden birinci adımda Steam hesabınızı bağlayın ve eski Battle.net hesabınızı unlink yapmaya çalışın. İkinci adımda gidin Cold War'u normal bir VPN'le satın alın. Aynı Modern Warfare videosunda olduğu gibi aşağıya açıklamaya bırakmıştım ya. Oradaki gibi işlemi tamamlayın. Ve hesaplarınızı birleştirin. Olayı Modern Warfare değil de Cold War gibi düşünün. Aynı işlemleri yapın. Tüm yöntemler aynı. Sen niye bu videoyu çekiyorsun ki öylesi? Aynısını yap geç de bize dediğinizi hisseder gibiyim. Evet, esas sıkıntı, esas yardım daha doğrusu burada başlayacak. Şimdi hesapları birleştirdiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Cold War'a girebiliyorsunuz. Ama Warzone'a girdiğinizde o da ne? Karşınızda kocaman telefon onayı yap diyor bana. Ben satın aldım. Niye telefon onayı yapmam gerekiyor? Evet arkadaşlar, Modern Warfare almadığınızda ve sadece Cold War'u bu şekilde bağlamaya çalıştığınızda yeni hesaplarda bu hileleri önlemek için, yeni hesapları önlemek için bir doğrulama yapmanız gerekiyor. Telefon doğrulaması yapmanız gerekiyor. Ve hesabınız Rus hesabı olacağı için sizden Rus telefonu isteyecek. Ya ben Rus telefonu nereden bulacağım diyorsanız da bu aşamayı da geçmenin iki tane yöntemi var. Birincisi biraz riskli. Ne yapıyoruz birinci yöntemde arkadaşlar? Herhangi bir bu telefon onayı sağlayan sistemler var internette. Buralardan bir yere girip, örneğin ben 5 simneti kullandım. Size de tavsiye ederim. Direkt kendim denedim, gördüm. Onay alabiliyoruz bu arada. 5 simnete giriyoruz. Oraya bir miktar para yüklüyorsunuz arkadaşlar. Para yükledikten sonra da Battle.net diye bir seçenek var. Ülkelerden Rusya'yı seçin. Battle.net diye bir seçenek var. Oradan telefonu satın alın. Aldığınız telefonu
telefon onay kısmına yazın Battle.net'te. Ondan sonra oraya bir SMS gelecek. Onayı yaptıktan sonra hesabınıza girebiliyorsunuz. Peki neden riskli bu yöntem? Arkadaşlar aldığınız telefon 15 dakika içinde yok oluyor. Yani onayı yaptınız ve o telefon numarasına bir daha ulaşamıyorsunuz. Hesabınızla ilgili herhangi bir sıkıntı olduğunda o telefon numarasına ulaşamamak ileride size problem yaşatabilir. Ha şöyle de bir durum var. Atıyorum benim orijinal direkt kendi kullandığım, senelerdir kullandığım Battle.net hesabımda yaklaşık olarak 6-7 yıldır kullanmadığım bir telefon kayıtlı. Hala orada kayıtlı. O yüzden telefon numarasına ihtiyaç duyduğum söylenemez. Şu ana kadar Battle.net bir kere bile telefon numaramı sormadı. Sorsa kendi hesabıma da ulaşamayacağım. Yani ben 6-7 yıldır bu şekilde kullanıyorum. Ama ileride bir sıkıntı çıkar mı? Çıkabilir. O yüzden bu birazcık riskli yöntemlerim. Peki daha güvenilir ve problemsiz yöntem ne arkadaşlar? Yapacağımız şey şu. Telefon onayını sorduktan sonra hemen Battle.net'in sitesine gidiyoruz. Oradan yardım kısmında ülkemi değiştirmek istiyorum'a tıklıyoruz. Ülkemi değiştirmek istiyorum'a tıkladıktan sonra arkadaşlar sizden bazı belgeler isteyecek. Ve bu belgelerde kimliğinizi atabilirsiniz. Bir de aynı zamanda bir fatura atın. Ama fatura atarken de bunun telefonun faturası olmasına önem gösteririm. Telefon faturasının üstünde çünkü hem sizin adresiniz, isminiz ve telefon numaranız yazılacak. Ve bu sayede onay almanız çok daha kolaylaşacak. Yani başka bir fatura da deneyebilirsiniz. Üstünde telefonu, adresi ve bir açık isminizin yazdığı bir fatura da olabilir bu. İlla telefon faturası olmak zorunda değil dediğim gibi. Bunu gönderdikten sonra eğer hafta içi çalışma günlerindeyse bir iş günü içinde değilse de ilk iş günü içerisinde cevaplanmış oluyor yardım isteğiniz. Ve bu da genellikle olumlu oluyor. Şu ana kadar 3 kişi üstünde denedik ve 3 kişi de başarılı bir şekilde onay aldı. Ülkeniz hemen Türkiye'ye dönüştürülüyor bunu yaptıktan sonra ve kendi telefon numaranızı ekleyebiliyorsunuz. Ha kötü yanı ne? Bundan sonraki işlemlerde yine Euro ile işlem yapmak zorunda kalacaksınız bu hesapla. İyi yanı ne? Direkt telefon numarası, her şey size ait olacak. İleride problem yaşarsanız hızlıca çözebileceksiniz. Evet arkadaşlar, hepsi bu kadardı. Şimdi baştan kısa bir özet geçiyorum. Yapmanız gereken ilk şey Steam Link olayı ve ardından Unlink olayı. Unlink'i başarıyla geçerseniz hemen oyunu ve VPN'le satın alıyoruz. Ve VPN'le satın alıp birleştirme işlemini tamamladıktan sonra bu telefon sorununu çözmeye çalışıyoruz. Telefon sorununu çözerken de ilk yapabileceğiniz şey sahte telefon onayıyla çözebilmek ama dediğim gibi riskli. İkincisi de Battle.net'e ulaşıp bu işlemi yapmak. Evet, hepsi bu kadardı arkadaşlar. Umarım video birçoğunuzun işine yarar. Eğer sevdiyseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım lütfen. Bir sonraki videoya kadar da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.